Hello people, welcome to Norway. Today I want to show you the arm side from the Norway and the friendships for the arm people. Merhaba arkadaşlar, Norveç'e hoş geldiniz. Bugün sizlere konu olarak seçtiğim Norveç'teki fakirlik ve yardımlaşma sistemi. Hani herkes böyle Norveç'i çok zengin, ferah, refah içerisinde sanıyor ama tüm dünyada da olduğu gibi burada da fakirlik söz konusu. Ben bunun nedenlerini anlatacağım. Şimdi feribotumu alıp karşıya ve şehre gidelim. Orada size direkt merkezde her şeyi anlatacağım. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet, tüm dünyada olduğu gibi Norveç'te de böyle sıkıntılı durumlar var. Sistemi dışarıda olanlar veya full time çalışamayanlar, işte bundan dolayı sosyaldan gidip geçinmek zorunda kalanlar, yani üstünü tamamlayanlar ve bu tüm sektörlerde böyle. Yani sadece part time çalışan herhangi bir hizmet sektöründeki değil, bugün doktoru, öğretmeni, benim okulda mesela bir sürü öğretmen %50, %30, %40 çalışıyor. Bunu zaten Norveç'te yaşayanlar bilir, teyit ederler. Sizler de zaten bilirsiniz ve birçok insan da ayrıca Bemanix Büro dediğimiz, yani taşeron firmalarının elinin altında çalışıyorlar ki ücretlerinin 1/4'ü de bu taşeron firmalara gidiyor. O yüzden sürekli işte ekonomik yelp dedikleri, ekonomik yelp dedikleri, yani sosyal yardım almak zorunda kalıyorlar. Bu da kimilerini için çok zor bir şey çünkü adamın belki evi vardır, evini sattırmak zorunda kalıyor. Satmak istemiyor, babasından, atasından kalma. İşte böyle sıkıntılı dönemlerde birçok şeyden dolayı insanlar fakirleşiyor ve fakir kalıyor. Ve bunun için de burada kimi kurumlar, hem devletin hem belediyelerin, komünelerin kendince yaptığı ve ayrıca kiliselerin, inanç gruplarının veya hümaniter başka derneklerin, vakıfların açtığı yardım yerleri var. Onlar da insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Burada neler veriliyor? İşte az sonra göstereceğim size merkezde. Yani yiyeceğidir, içeceğidir, kozmetik eşyasıdır, mobilyasıdır, ikinci el eşyalardır vesaire. Yani birçok konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar birbirlerine. Ve bu kültür, bu yardımlaşma, fakire, fukaraya yardım etme kültürü bugünden değil. Bu 1800'lü yıllardan beri Norveç'te var olan bir kültür. Çok daha eskisine de dayanıyor. O yüzden hani bu böyle bugün bulunmuş ya da bunların fakirliği bugün diye değil. Zaten Norveç'in kendisi kadar 5 milyona yakın nüfusu var. Bu 5 milyon kadar nüfusu da ayrıca başka ülkelere göç etmiş. Fakir tufanı dönemlerinde 1800-1900'lü başlarda göç edip İngiltere'de, Amerika'da, oralarda, buralarda çalışmaya gitmişler. Yani 1960'larda gazın, petrolün bulunmasıyla işte biraz refah düzeyleri yükselmeye başlamış. Bu da hani neyi etkiliyor? Yani direkt insanların zenginleştiği anlamına gelmiyor. Aksine devlet zenginleşti ve devlet kimi kurumlarını, işte sağlıkta olsun, eğitimde olsun vesaire, yol yapımlarında olsun bunu harcıyorlar. Ama insanlara bunu alıp da al sana komple dağıtayım değil. Bu bir. İkincisi de hani vergi sistemi var. Burası her şeyiyle, vergiyle yaşayan bir ülke. Herkesten her konuda vergi alınır. Emlakından tutun, arabasına, çalıştığı işten ve ne kadar kazanırsanız o kadar yüksek alınır. Elinizde eğer doğru düzgün bir iş de yoksa, full time'da çalışamıyorsanız ve iki kişi çalışmıyorsa evde, dolayısıyla giderler çok olduğu için bir türlü kaldıramıyorsunuz ve sosyal yardıma muhtaç kalıyorsunuz. Bunun da alamayanlar olursa, işte çünkü o zaman bazı bilançolar devreye giriyor. İşte arabanız varsa, dediğim gibi atanızdan, ailenizden kalma bir ev varsa bunu sat diyorlar. O zaman onu da satamıyorsunuz. İş yani biraz böyle şey döngüsüne giriyor. Yani Türkiye'deki gibi düşünün. Aynısı yani, sistemler dünyanın hemen hemen bürokratik sistemler aynıdır. Siz gidip kaymakamlıktan hemen para alamazsınız anneniz babanız için. Hemen evde kaç kişi yaşıyor? Bunun eve girenler nedir, çıkanlar nedir? Onun hesabının üzerinden yapılıyor. Aynısı yani burada da bu şekilde. Gelir gidere bakıyorlar. Belli bir sınır koymuşlar. Onun haricinde şey yapılmaz. Neyse şimdi ve biraz kendinde cesaret bulanlar işte böyle yardım yerlerine geliyor. Olmayanlar da işte akrabadan, eşten, dosttan geçinmeye çalışıyor. Ve ben çok çok insanları böyle tanıyorum. Biz ayrıca okulda da dediğim gibi hani sosyal projeler yaptığımız için orada da
Zaten bunun adı father, yani gösteriyoruz. Eski videolarımda da zaten hatırlarsanız göstermiştim. Oldu. Şimdi şehre gidelim, biraz göstereyim. Ben bu arada Viking tarzı bir film çekmek istiyorum. Ya da klip işte diyelim. O yüzden biraz sakal bırakıyorum. Viking tarzı yapacağım. Onu daha sonra düzelteceğim. Klipte görüşürüz. Hadi bay bay. Evet. Benim feribotum gelmek üzere. Şurada güzel bir albatros gördüm. Geldi kondu. Merhaba albatros. Demin marina dedim. Ördeklerimiz de var. Bakın bütün albatroslar hepsi ördekler. Şöyle buraya çıkarlar. Karlar vardı. Yağmur yağdı. Karlar durdu. Ve bir kasırga çıktı akşamleyin. O yüzden geldim. Tekneyi kontrol ettim. İleride bizim marina. Biliyorsunuz eski videolardan. Her şey yolunda. Burası böyle dolu. Hatırlarsınız. Karıydı. Buzlanma vardı. Fakat havalar biraz ısındı ve yağmur yağınca hepsi eridi. Artı erimesinin nedeni şu yerlerdeki taşları görüyor musunuz? Bunlardan dolayı. Bunlar tuzlu taşlar. Hemen gelip serperler. Hızlandırırlar erimesini. Evet. Botu alıp şehre gideceğim ve size orada fakirler için kurulmuş olan vakıfları göstereceğim. Hadi görüşürüz. Norway. Evet, önce insanların çıkmasını bekliyoruz. Şimdi kendimiz gideceğiz. İleriden de büyük gaz gemisi geliyor. Çünkü önden öncü gemi geliyor. Arkasından o gelecek. Böyle de içerisi, dışarısı soğuk, içeride şey yapayım. Evet, şehir merkezine geldik arkadaşlar. Şimdi hemen size merkezde olan 5-6 tane vakfı, fakirlik yardım merkezlerini sizlere tanıtayım, göstereyim. Burası bildiğiniz gibi. Daha önceden de göstermiştim, anlatmıştım. Orası bizim güzel Viking bölgesinde Østfold'da Oslofjordları, ikiz şehirler Fredrikstad, Salzburg, Bağlar, tam turistik yer, güzel bir yer. Neyse, şimdi hemen orada 3 tane yapıyorum. Şurada ilk öncelikle şundan başlayayım dedim. Şimdi tabii bunu da söyleyeyim. Kimi devletlerin işleme politikasında halkı, toplumu dinamik tutabilmek için hem işsizliğe hem de vicdani şeylerin söz konusu olacağı böyle fakirlik durumlara da ihtiyacı var. Bu tabii ki başka bir şey. Bunu bilenler, kamu, toplum, siyaset, okuyanlar vesaire bilirler. Burası şehir kilise misyonu ve bunlar da ayrıca kafeteryalar var, restoranları var. Bunlar bir tanesi bunlardan. Şirkins büyük misyon. Bunlar da böyle fakir fukaraya yardım ederler. Daha çok çok cüzi miktarlara satış yaparlar. Direkt böyle bedava verdikleri yok. Burası bir tanesi. Bu kiliseye bağlı. Yani Hristiyan cemaati. Ama içinde yabancılar da çalışıyor. Gönüllü olarak hizmet veriyor. Ben de biliyorsunuz birçok projeyle kendilerine diğer videolarda da gösterdiğim gibi hümaniter bir yer var. Tüm dinlerin, herkesin buluştuğu yer. Oraya yardımcı oluyor. Şimdi şurada bir tane bir yer var. Bunun adı da Tante. Bu da bizim eski Viking ve denizci çalışan figürü. Orada da kereste figürücüsü vardı biliyorsunuz. Evet, bu da Tante Blo diye. Burası da ayrıca bir vakıftır. Hümaniter, herkese açık Hristiyan bir cemaat. Burada gördüğünüz gibi herkes gelir. İkinci el eşya, içeriye girmeyeyim şu an. Maske takmak var. Böyle bir yer. Her şeyin
ikinci elini burada bulabilirsiniz. Ben de bazen geliyorum, bakıyorum. İkinci el neler varsa alıyoruz. Böyle güzel şeyler. Ben daha çok böyle sanatta kullanmak için bunları şey yapıyorum. Güzel bir yer. Bunlar da, bunların kriz merkezleri var. Yönetimleri var. Gönüllü olarak insanlara yardımcı oluyorlar. Fakir fukaraya yardımcı oluyorlar. Ama çok cüzi miktarlar, belediyelerden vesaire cüzi miktarlar para alarak, avukatları var, işte böyle krize düşmüşler. Şimdi insanlar neden fakirleşebilir onu söyleyeyim. Bürokratik bir ülke olduğu için siz her an başınıza her şey gelebilir. Eşinizden boşanabilirsiniz, aile dağılımı olabilir. Bunun haricinde işinizi kaybedebilirsiniz, iflas etmiş olabilirsiniz. İşverenle mahkemelik olmuş olursunuz ve bunlar gibi hapisten çıkmış olabilirsiniz. Başınıza bir sürü şeyler gelebilir. Başka ülkede çalışmışsınızdır, buraya gelmişsinizdir. Haklarınızı alamazsınız hemen. Vesaire vesaire. Burası da Fretex. Frelsiz Armin. Burası da aynı deminki gibi. İkinci el böyle toplarlar. Satış yapar. Fazla girmeyeyim böyle. Yine bakın böyle ikinci el. Herkes gelirler. Satın alırlar. İnsanlar buraya elbise yardımı yapar. Bunlar da elbiseleri cüzi miktara satış yaparlar. Böyle yerlerde ve fakir fukaraya da yardımcı olurlar. Yani bu öyle kötü bir şey değil. Burası Fretex'te ikinci el. Bu Frelsiz Armin ile Fretex organizerli çalışıyor ve bu dediğim gibi daha 1800'lü yıllardan beri kurulmuş bir kurum. Vakıfları. Yani dediğim gibi birçok nedenden dolayı insanlar fakirleşebiliyor. Bir tane de ileride var. O da başka bir yer. Bir de şurada başka bir tane var. Orayı göstereceğim. Oraya da insanlar geliyor. Ücretsiz yemek alıyor. Kahve içiyor. İşte en azından haftanın bir günü yardımlaşmış oluyorlar. İşte birçok nedenden dolayı insanlar fakirleşiyor ve bürokrasi de size hemen öyle ben sosyal devletim, gel seni sana anında para vereyim, karnını doyur falan demiyor. Bundan dolayı böyle kriz dönemlerinden dolayı ve başka nedenlerden insanlar sağlığını da kaybetmiş olabilir, psikolojik bunalımını da geçirmiş olabilir. Birçok nedenden dolayı fakirleşiyor ya da fakirlik durumuna düşüyor. O yüzden işte böyle yerler kurulmuş ve insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şimdi bir tane şurası da var mesela, depo. Buraya da ikinci eski elektronik, beyaz eşya vesaire atılır. Hani geri dönüşüm yeri. Bakın şöyle bir depo burası. Buraya da depoyu atarlar. Ayrıca park yeridir. Geçim yaparlar. Böyle ikinci el falan eski püskü bir şeyler varsa, bazen daha da büyük merkezler var. Bu alım götürülüyor oraya. Bunları da insanlar gelip kendilerine alın. Pasalım ayı. Die bilir kastı buradan folk. O so die skal pastan til yen brük plassen. Ja, men dere får til å få gå her inne og ta det. Å, jeg har en bil, ja. Det er ikke problem. Ja. Det er Jeg viser bare hvordan det fungerer i Arma Norge, vet du. Ja, takk skal du ha. Ha det bra. Evet. İşte böyle bir yer. Bayan da dedi ki ya, buraya normalde dedi izinsiz girilmez. Ne oluyor falan. Dedim ki yani video çekiyorum. Ayrıca Norveç'in fakirliği konusunda video çekeyim. Tamam dedi. Okey. Neyse. Şimdi burası da böyle. Bir de işte büyük merkezler var. Oraya gidip oradan ücretsiz onları alabilirsiniz. İnsanları atıyordur oraya. Geri dönüşüm yerleri. Tabii 10 kilometre ileride çok büyük bir yer. Her türlü şey atılır oraya. Özellikle yazın, baharda temizlik yapılırken. Şimdi şu kilisenin ve bir eski bir bayanın
open house dediği, yani açık ev diye kurduğu bir vakıf var. İşte o, oradaki beyaz ev. O da bedava, ücretsiz kahve, çay, içecek ve yiyecek dağıtıyor. Size orada anlatacağım bunu, tamam mı? Evet. Ben şarjım, bataryam ve gigabatı az olduğu için böyle biraz hızlı davranıyorum. Bu arada da sizi gezdiriyorum. Evleri, doğayı ve havayı bir görün. Hani hep böyle resimlerdeki gibi, başka videolarda sürekli paylaşıldığı gibi mavi doğa şeyi falan. Tabii ki doğal bir yer ama yani bunları da görün, yani bu gerçekleri de görün. Ondan dolayı şey yapmayın. Burası da bir, daha önceki videodan biliyorsunuz, burada kitaplarımı okuyorum. Öbür kilisede vesaire. Özellikle Paskalya ve Noel zamanlarında. Şu an zaten koronadan dolayı pek ne kitap satabildik ne okuyabildik. Fazla bir şey yok. Yukarıda Valhalla Oteli var. Çok süper orası. Hadi görüşürüz. Fazla gigabatım kalmadı. Evet, o dediğim yere geldik. Burası. Şimdi orayı size bir göstereyim böyle arkadaşlar. Bakın, kilise ve adı da açık ev diye bir yer. Buraya da ben bazen böyle gönüllü olarak yardım ediyorum. Hani hatırlarsanız depozito falan topluyorduk insanlara falan. Böyle bir yer. Şimdi ben size göstereyim buradan. Kenarı herhalde yok. Ama bir şöyle göstereyim. Buradan insanlar gelir. Böyle şurada insanlar sıraya dizilir. Buradan insanlara yemekler dağıtılır. Bunu da bir gün göstereyim. Evet, şu an kapanmış saat 10 ile 13 arasında. Saat kaç şu an? Evet, saat 1'i geçti. Ondan dolayı kapandı. Saat 10 ile 13'de açık ev. Böyle buradan insanlara yemekler veriliyor, dağıtılıyor. İçeride de gördüğünüz gibi tabaklar. Burada insanlar oturuyor, yemeklerini yiyor. Burada böyle bir şey. Bu herkese açık bir yer. Burada gönüllü olarak biz Hristiyanlarda, Müslümanlarda, yani dini ırkı hiçbirisi ayrım yapılmadan insanlara herkes gönüllü çalışıyor ve yardımcı oluyor. İşte böyle arkadaşlar, yani Norveç'te de fakirlik var ve bu fakirliğin üstünü aşmak için de bir türlü bunun üstesine gelmek için vakıflar, dernekler vesaire var. Bakın burası da yine ikinciye böyle atıyorlar. Sadece elektronik eşyaları buraya atın diyor. Bu ikinci dönüşüme gidiyor. İhtiyacınız varsa alırsınız. İhtiyacınız olmayan şeyleri de buraya atarsınız. Böyle birbirlerine yardımlaşma durumu yani. Anlatabiliyor muyum? Yani vay efendim, Norveç hep böyle büyük paralar maralar var falan değil. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Have a nice time guys. It was the Norwegian arm site. How I am talking. It is many. Bir de belediyenin yeri de var. Fasvo diye, kombinenin böyle depoları. Orası da deminki gösterdiğim yerler gibi. Yani 4-5 tane aklıma böyle gelenlerdi. Onları sizlere göstermiş oldum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Umarım Norveç'e ya temelli ya da başka bir şekilde gelirsiniz ya da gezmeye gelirsiniz ya da başka yerlere, dünyayı gezmiş olursunuz. Yani karşılaştırmalı görürseniz en azından daha güzel olur. Oldu arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Have a nice time guys. Herkesi bekleriz. İster gezmeye, ister kalmaya. Buyurun gelin. Hadi bay bay. Evet. İşte anlattığımız gibi böyle. Yani tüm sistemlerde, tüm devletlerde %5-%7 oranlarında işsizliği, fakirliği ve kriz durumlarını, suç ve cezayı tutmaya çalışırlar. Çünkü bunun üzerinde, etrafında bir sürü sistem kendini geçindirir ve bürokratlar. O yüzden
hem vicdanları da yüksek tutmak için fakire de ihtiyaç var. Böyle bir sistem yani. Ama bunun haricinde halk da işte birbirine birlik beraberlik içerisinde sarılıyor. En azından bu iyi bir şey. Sadece Hristiyanlar değil, burada Müslüman veya başka diğer cemaatler de bunları yapıyor. Yani yerli yabancı herkes, dernek, vakıf, birçok yer kurarak bu işleri yapıyorlar. Evet, ben otobüsü alır Oslo'ya gider. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hemre Sengvay. Umarım bir gün istediğiniz ülkeyi, istediğiniz şehri dolaşırsınız.